Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta farklı konular ve farklı bir konukla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Malumunuz 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. 11 ayın sultanı olması hasebiyle de tabii ki birçok fazileti, birçok güzelliği, birçok maddi ve manevi güzelliği de içinde barındırıyor. Bizler de haftaya bakacaksak Ramazan ayının penceresinden bakalım istedik. Eğer bakacaksak biraz da iç dünyamıza dönelim istedik bu vesileyle. Hem maddi hem manevi olarak Ramazan ayının güzelliğini, yardımlaşma kültürünü, içtimai hayata dair, toplumsal yaşantımıza dair birçok noktayı da temas etmeye çalışacağız. Ve tabii ki bu konuda bizlerle birlikte olacak çok kıymetli bir isim var. İhlas Vakfı Denizli temsilcisi ve bir eğitimci olan Sayın Mustafa Alparslan hocamız bizlerle birlikte ve kendisiyle umuyoruz. Çok güzel bir vakit geçireceğiz. Merak ettik. Derimizi soracağız. Tabii ki öncesinden de bazı sorularımız var Ramazan'a dair, bazen karıştırılan, bazen kafalarda soru işareti uyandıran belli başlı tartışmalı meselelerinde açıklığa kavuşturulmasına vesile olacaktır bu programımız. Evet, Mustafa Hocam, yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah sağlık, afiyet, güzellikle azami ölçüde faydalandığımız bir ay olur duasıyla programımıza başlayalım diyelim bu vesileyle. Şimdi Mustafa Hocam, tabii 11 ayın sultanı diyoruz. Tabii birçok fazileti içinde barındırıyor, güzelliği içinde barındırıyor, fırsatları içerisinde barındırıyor. Tabii toplum ve aile yapısına dair önemli mesajlar da veriyor aslında Ramazan ayı. Yardımlaşma kültürüne dair de. Genel itibariyle bakıldığı zaman Ramazan-ı Şerif'in önemi nedir? Hem İslamiyet hem dünya yaşantısı açısından fazileti nedir? Ve bu ayda nelere dikkat etme gerekiyor? Neleri öncelemek gerekiyor? Evet. Efendim, teşekkür ediyoruz. Milletimizin, İslam aleminin ve Denizli halkımızın, bütün çevremizin, Müslümanların mübarek Ramazan-ı Şerif'i hayırlı mübarek olsun. Bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara tebliğ eylesin. Cümlemizin bu Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade edenlerden olmamızı nasip eylesin. Amin inşallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif, Ramazan yanmak demek. Yanmak. 11 ayın sultanı dememizin sebebi, öyle mübarek, öyle kıymetli bir ay ki kulun işlemiş olduğu bütün hata, isyan, günah her neyse mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Cenab-ı Hak oruç tutanların bütün günahlarını yakıp yok edip silip süpürüyor. Hı hı. Onun için hadis-i şerifler var. Ben birkaç tane onlardan nakledeyim. Riyadun Nasihin diye bir kitap var. Bu Riyadun Nasihin kitabında efendim, ayrıca Buhari şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ramazan ayı gelince cennet kapıları kapanır. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifinde, ey Müslümanlar, üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece, yani Kadir gecesi, 1000 aydan daha kıymetli buyuruyor, Kadir gecesi. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapan kimse, başka aylarda bir farz yapan ve bu aylarda bir farz yapan başka aylarda 70 farz yapmış gibi sevap kazanır buyuruyor. Onun için bu ay sabır ayıdır, sabredenin gideceği yer cennettir buyuruyor. Yine Peygamberimiz buyururlar ki, bu Ramazan-ı Şerif ayında bir hurma ile iftar edene, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz su ikram edene de bu sevap verilecektir. Yani uzun uzadıya bir sofra kurmanın bir anlamı da yok. Yok, değil mi? Evimizde bir ne varsa bir damlası da olsa yani, değil mi? Yeter ki orucunu açtırsın. Bir damla suyla, bir evet. Bardak sütle. Onun için Peygamberimiz buyururlar ki bir kimse Ramazan ayında bir oruçluya iftar verirse
oruçlunun sevabı kadar iftar verene sevap yazıyor Cenab-ı Hak. İsterse bir bardak su olsun. Onun için bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine Peygamberimizin bir hadis-i şerifini ben nakledeceğim. Tabii ki buyurun. Efendim, Allah-u Teala af edip cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunun ikisini zaten Allah-u Teala çok sever buyuruyor Peygamberimiz. Birisi kelime-i şehadet söylemek, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bunu çok söyleyin buyuruyor. İkincisi istiğfar, estağfurullah, yani tövbe ettim manasına gelen, bu ikisini çok söyleyin. İkisini zaten yapıyorsunuz buyuruyor Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunlarda Allah'tan cenneti isteyin, cehennem azabından korumasını isteyin buyuruyor. Yine bir kimse Ramazan ayında oruç tutmağı farz bilir, vazife bilir, orucun sevabını Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahlar affedilir buyuruyor. Çok şimdi, müjdeler var aslında değil mi? Müjdeler çok. Şimdi evet. İrfan Bey şöyle bir şey ki orucun ayrı bir özelliği var. Mesela bütün sevapların günahı veya sevabı kitaplarda aşağı yukarı yazar. Evet. Mesela bir hata işleyenin diyor dünyadaki cezası budur. Allah-u Teala buyuruyor ki oruçlunun sevabını ancak ben veririm. Evet. Ben bilirim, biz bilemiyoruz. Çünkü oruçta haddi hesabı sınırı olmayan bir durumdan bahsediyoruz aslında. Muhakkak. Yani evet. Allah-u Teala yemeden içmeden münezzeh, melekler yemeden içmeden uzaktır. Oruç tutan bir kul bir yönüyle Rabbimizin ve meleklerin ahlakıyla ahlaklanmış oluyor. Evet. Onun için Peygamberimiz yine buyururlar ki Allah-u Teala benim ümmetime Ramazan-ı Şerif'te 5 şey ihsan eder. Sadece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine 5 şey ihsan eder. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman Allah-u Teala müminlere rahmet eder. Rahmet nazarıyla baktığı kulunu affeder, hiç azap etmez. İftar zamanında oruçlunun açlıktan dolayı, tahammülsüzlükten dolayı ağzında oluşan böyle dermansızlık, hafif koku Allah katında Cenab-ı Hakk'ın emrini yaptığı için bütün kokulardan daha kıymetlidir buyuruluyor. Melekler, bakın bu da çok enteresan hadis-i şerifin devamı. Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzüne, dikkat buyurun, Peygamberimizin mübarek sözü. Bazı rivayetlerde 70 bin melek buyuruluyor. Bir mümin için bu. Bir oruç tutana. 70 bin melek. Birçok rivayetlerde böyle diyor. Bazı rivayetlerde bütün melekler. Oruç tutan bir kimseye, bir mümine af olması için gece ve gündüz Allah'a yalvarırlar melekler. Ya Rabbi bu oruç tutanı affet. Bu oruç tutanı affet. Melekler yalvarıyor. Evet. Melekler günahsız olduğu için Allah-u Teala onların dualarını kabul ediyor. Yani böyle bir define, böyle bir nimet, böyle bir ihsan bu mübarek ayda veriliyor. Yine Allah-u Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz, oruç tutanlara ahirette vermek üzere Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin edilir. Her oruç tutana cennet-i âlâda özel bir makam, özel bir mekan. Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutanların hepsini Cenab-ı Hak affeder buyuruyor. Yine Peygamberimiz buyuruyorlar ki "Sûmû tesihû." Oruç tutun, sıhhat bulun. Evet. Gece sahura kalkın. "Tesahharû fe inne fissahûri bereketen." Tabii konu çok uzun ama genelde Müslüman alimlerden devamlı bunun kıymet ve ehemmiyetini öğreniriz. Bir yazıda okumuştum. Avrupalı Fransız bir Müslüman olmayan ilim adamı kanseri araştırıyor. Araştırmalarında Norveç, efendim İskandinav ülkeleri, Danimarka, Almanya, Amerika, velhasıl Avrupa ülkelerinde kanserin daha fazla olduğu, kansere yakalanma oranının daha fazla olduğunu tespit ediyor. Müslüman ülkeleri araştırıyor. Efendim çöllerden başlıyor. Ürdün, Suriye, efendim Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Velhasıl Müslüman ülkelerde de araştırıyor. Yaptığı sonuç şu. Müslüman ülkelerde kansere yakalanma oranı daha az. Bunun sebebini araştırıyor. 3-5 senelik bir araştırması sonucu diyor ki
Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor. Ve şu kanaate vardım ki diyor, bilimsel olarak araştırdım. İnsan vücudu yılda bir defa olsun uzun süre aç kaldığı zaman vücuttaki zararlı enzimler yok ediliyor. Evet. Faydalı enzimler çoğalıyor. Ve oruç tutan Müslümanların efendim kansere yakalanma oranının oldukça az olduğunu gördüm diyor. Onun için mübarek peygamberimiz buyuruyor ki oruç tutun, sıhhat bulun. Evet, bu açıklamış olduğun şeyler aslında son dönemlerde, hatta çok fazla gündemde, işte Aralık'ta oruç diyorlar. Hani oruç denilen ifade orada da geçiyor. Hatta bir ay boyunca tabii vücudun hem dinlenmesi hem de vücutta bulunan belli başlı sıkıntılar varsa açlık bunu bir tehdit olarak algılıyormuş. Ve o bölgelere gidip evet, saldırı gerçekleştiriyor ve orasını tamir eder duruma geçiyormuş. Bunu bilimsel araştırmalar da artık ortaya koyuyor. Tabii son dönemlerde işte aralıklı oruç denilen bir durum da ortaya çıktı. Tam oruç denmese de aslında oruca çok benzeyen bir durumdan bahsediyoruz değil mi bu açıdan? Mutlaka efendim, şimdi insanı yaratan Allah-u Teala'dır. Evet. Bir araba yapan usta o arabanın nasıl, ne şekil yürüyeceğini, ömrünün ne kadar olacağını tahmin eder. İnsanın banisi de Allah'tır, evet, Celle Celaluhu. İnsanın nasıl rahat edeceğini, nasıl huzurlu olacağını Rabbimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Evet. Oruç sizin için sağlıktır, nimettir buyuruyor. Evet. Oruç tutun, efendim sağlığa kavuşun Peygamber Efendimiz. Sahura kalkın, sahurda bereket vardır. Onun için Müslüman kardeşlerimizin, yemeden değil sahura kalkıp bir bardak su bile olsa, hatta bir adet hurma ile oruca başlamanın büyük faydaları, büyük nimetleri var. Cenab-ı Hak böyle mübarek Ramazan'dan istifade etmemizi nasip eylesin efendim. Tabii sahur vaktinde de yanılmıyorsam salgılanan bir hormon varmış. O vakitte kalkındığında gerçekten işte kortizon, mortizon vesaire, vücut o vakitlerde bir şey salgıladığından dolayı ayakta olunca insanın vücuduna yararlı hormonların, evet, da salgılandığını söylüyorlar. Bunlar tabii yapılan o ilmi araştırmalarda da net bir şekilde ortaya konuluyor. Şimdi Mustafa Hocam, tabii Ramazan ayının önemi, faziletini ifade ettiniz. Tabii bu ayda çeşitli fırsatlar da var. Bununla birlikte insanların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Maddi ve manevi açıdan ne tür faydaları vardır orucun? Biraz daha genişletelim bu meseleyi. Şimdi efendim mübarek Ramazan ayı hakikaten her türlü nimetin, her türlü ihsanın bol bol verildiği çok mübarek bir ay. Evet. Zaten Peygamberimiz buyuruyor ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmaktır. Şöyle de bir hadis-i şerif var. Nice oruç tutanlar vardır ki yaptıkları sadece açlık ve susuzluktur. Onun için bu mübarek Ramazan ayında başta dedikodu yapmamalıyız. Yalan söylememeliyiz. Dedikodudan, yalandan, gıybetten, hasetten, fesattan, insanları çekiştirmekten, insanların aleyhine konuşmaktan. Zaten Müslüman hiçbir zaman haram yemez. Efendim helalın peşindedir. Müslümanlar hiçbir şekilde bir başkasının aleyhinde konuşmamalı. Yediğine, içtiğine, efendim eline, diline, beline. Tabiri caizse eskiler, atalarımız bunu özetlemiş. Eline, diline, beline sahip oluyor. Göz harama, yanlışa bakmamalı. Kulak yanlış duymamalı. Ağzımızdan giren ve çıkanların helal, doğru ve dürüst olmasına dikkat etmeli. Evet. Eğer bunlara dikkat edilirse, yine Peygamberimizin ifadesiyle, yani yalan söylemiyor, gıybet etmiyor, dedikodu yapmıyor. Çünkü gıybet öyle büyük bir günah ki, gıybet edilen kimsenin bütün günahları gıybet edenin üzerine yükleniyor. Evet. Onun günahı yoksa eğer, gıybet eden bir kimsenin sevapları ona yükleniyor. Sevabı yok, gıybet ettiği kimsenin günahı buna yükleniyor. Evet. Onun için Peygamber... Külliyen zarar. Külliyen zarar. Külliyen sermaye zarar. Devamlı kaybediyor. kaybediyor. Onun için Peygamberimiz buyururlar ki, kim ki bu ayı Allah'ın emrine uyarak, gıybetten, yalandan, dedikodudan, fitneden, fesattan uzak, dört başı mamur Allah'tan korkarak oruç tutarsa, bakın bu da bir müjde. Evet. Oruçlunun uykusu dahi ibadettir.
Biraz şekerleme yapayım diyorsun. Şöyle yoruldum. Bakmışsınız 5 saat uyumuşsun. 5 saat uyumuşsun. Ve şu müjdeye bak ki oruçlunun uykusunu dahi Cenab-ı Hak ibadet yazıyor. Susmasını zikir yazıyor. Çok büyük bir fırsat, nimet aslında bakıldığı zaman. Büyük bir fırsat. Yani tabiri caizse bir sene boyu insanlara deniyor ki efendim şurada define dağılacak. Bu defineden mahrum kalmayın. Bir de mesela başka aylarda yaptığımız iyilik ve hasenata bir sevap, 10 sevap verilirken Ramazan-ı Şerif'te katlarıyla 70 kat veriliyor. Evet. Onun için Müslümanlar, ecdadımız ta tarihinden bugüne kadar zekatlarını bile Ramazan-ı Şerif'te vermeye gayret ederler. Evet. Zekat farzdır ama Ramazan-ı Şerif'te bir farz verdiğin zaman 70 farz sevap alıyor. Başta belirttiğiniz üzere evet. Daha önce efendim önceki aylarda iyilik yapıyor, bu ayda iyilik yapayım gidiyor, farz sevabı alayım. Evet. Onun için bu ayda elimize, efendim dilimize, belimize sahip olacağız. Kimsenin aleyhinde kötü düşünmeyeceğiz. Çünkü Rabbimiz öyle emrediyor. Oruçtan maksat, namazdan maksat, Allah'a kul olmaktan maksat iyi bir kul olmak, insanlara faydalı olmak. Evet. Eğer bunu yapamıyorsak tuttuğumuz oruç da oruç olmaz. Bir de orucu Allah için tutacağız. Onun emri olduğu için tutacağız. Yani zayıflamak için biri şöyle desin, oruç olmaz. Rabbimiz emrettiği için bu niyetle oruç tutulursa inşallah Cenab-ı Hak bütün hayır hasenatımızı, sağlığımızı, sıhhatimizi hayırlı yönlere inşallah tebdil eder. Evet, onun için bir taraftan da oruç tabii sadece Allah-u Teala ile kul arasında olan bir durumu da ifade ediyor mutlaka, değil mi? Mutlaka. Yani şimdi şey gibi olmasın işte hacca gitti, namazı kılıyor, kulağına eğilmiş, oruçlu oruçlu diye oradaki durum gibi aslında. Tabii. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu ayda özellikle işte oruç tutmayı ne olabilir? Yani tabii bu durumun hassasiyetinin farkında olmayan kişiler olabilir. Daha çok biz toplumsal o içtimai hayat açısından bakıldığında işte açıktan yeme, benim özgürlüğüm var diyor çoğu kişi. Evet, herkesin özgürlüğü var ama bu noktada bakıldığında oruç tutan bir kişi belki karnı acıkmaz ama üzülebilir. Bu manada da biraz dikkatli olmak lazım değil mi? Efendim özellikle İrfan Bey, saygı ve sevgi, saygı, evet, evet, karşılıklı hoşgörü insanlarımızdan maalesef kayboldu. Bir insanın özrü vardır, tutamayabilir. Kesinlikle. Rabbimiz de evet, müsaade eder. Ama en azından bir gayrimüslimin yaptığı kadar bari inanana, tutana saygı göstermek evet, lazım. Bir özrümüz varsa gizli, sessiz bir yerde, efendim Müslümanların gözü önünde değil, bir kenara çekilip uygun bir şekilde, uygun bir bakışla yapmak daha uygun. Şu dini değerlerimizde esas önemli bir konudur. Kardeşim orucunu bana mı tutuveriyorsun? Sen kalbe bak. Evet. Bu tip düşünceler ve inanışlar Müslüman için geçerli ölçü değil. Sağlığı yerinde olan, efendim akıl bali olmuş bir Müslüman mutlaka oruç tutacaktır. Alayvari olarak eğer değerlendirirse, yani bir Müslüman oruç tuttu diye oruçla alay eder. Allah'ın emrini hafife alma gibi bir niyet taşırsa, Allah korusun, imani noktada küfre götürür. Yani oradaki ince bir nokta şey değil mi? Yani bir kişinin özür vardır ya da tembelliği vardır ya da alışkanlığı yoktur. Fakat bunun bir emir olduğunu telakki ediyordur fakat evet, yapamıyordur. O çok ince bir çizgi değil mi burası? Bu ince bir çizgi, bu inançlıdır, imanlıdır. Evet. Çünkü şeyi var, acizliği var, inanıyor, biliyor ama yapamıyor. Evet. Ama şu noktada konuşursak, efendim ben de inanıyorum ama orucun kendine bana ne kardeşim, alaya alma, hafife alma gibi evet, bir konu olursa Allah korusun imani noktada tehlikedir. Evet. Onun için Müslümanlar ve insanlarımız birbirlerine saygılı olacak. En azından Allah'ın kutsal saydığı bu aya edeben, hürmeten biraz da olsa saygılı olmamız gerekir. Evet. İmam Rabbani Hazretleri diye büyük bir alim zat var biliyorsunuz. Kabri Şerifi Hindistan'da. 1563-1624 yıllarında arasında yaşamış ve o zamanın en büyük alim zatı. Buyuruyor ki Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifine dayanarak, bir kimsenin Ramazan-ı Şerif ayı eğer iyi geçerse, hayırla, hasenatla, oruçla, taatla,
Allah'ın emrine uygun geçerse bütün senesi hayırla geçer. Eğer buyuruyor Ramazan-ı Şerif'e saygısız davranır, Allah'ın emrine uygun hareket etmez, isyan ve günah hata ile geçerse bütün senesi, bütün ömrü bereketsiz, hata ve isyanla geçer. Aslında sıfırdan başlamak için önemli bir ay değil mi bu açıdan bakıldığında Ramazan? Her şey için, tabii. Sıfırlıyorsun, evet, kilometre evet, sıfırdan devam ediyor. Evet. Onun için bu ayın kıymetini hakikaten bilelim. Kimin ne olacağını kimse bilemez. Kul yeter ki insan, ya Rabbi sana inanıyorum. Senin rızan için oruç tutuyorum. Senden başkasına güvenmiyorum. Bu niyetle orucunu tutsun. Rabbim her türlü günahı da affedilir. Evet. Amin. Onun için bu ayın kıymetini çok iyi bilelim. Her saniyesi, her dakikası hakikaten tarif edilmez büyüklükte nimetler itibar ediyor. Evet. Allah-u Teala öyle oruç tutanlardan, o şekil orucu kabul edenlerden eylesin inşallah. Eshab-ı kiram efendilerimiz Ramazan-ı Şerif ayı gelince sevinçten yarış haline girerlermiş. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri var. 120 yaşına kadar yaşadığı bildiriliyor. Bedir Savaşı'nda efendim yaralanmış, çadırı almışlar. Ömer radıyallahu anh çadıra girmiş, bakayım ne yapıyor bu Sa'd bin Ebi Vakkas diye. Hazreti Ömer'i görünce Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri ağlamaya başlamış. Ömer Efendimiz buyuruyor ki, ya Sa'd, bu kadarcık bir yara için ağlanır mı? Halbuki vücudundaki yara sayısı 70. Bu kadarcık bir yara için ağlanır mı diyor. 70 yara. 70 yaraya. Evet. Niye ağlıyorsun? Bakın verdiği cevap da çok enteresan. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'nin. Ey kardeşim Ömer, ben aldığım bu yaralar için ağlamıyorum ki. Allah'tan benim bir duam, bir isteğim vardı. Ya Rabbi, ağzımı oruç eyle. Aşırı sıcak, yaşadığım günü de aşırı sıcak eyle. Ömrümü de uzun eyle. Yani hava çok sıcak olsun. Evet. Ağzım oruç olsun, elimde kılıç olsun, düşmanla savaşa 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 ruhumu teslim edeyim. Evet. Ama şu anda ben diyor, efendim rahat rahat burada vefat edeceğim diye buna üzülüyorum, buna ağlıyorum. Ve Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyunca, sen Allah'a kullukta benden bir adım daha öne geçtin diye onu da taltif ediyor. Onun için ecdadımız bu mübarek ay geldiği zaman hakikaten yarış yaparlarmış. Evet. Çünkü büyük bir define, büyük bir nimet, uykusu ibadet, yürümesi zikir, susması zikir, konuşması zikir, velhasıl Ramazan-ı Şerif'te yapılan her şey katlarıyla veriliyor. Onun için Ramazan-ı Şerif, Osmanlı ecdadımız zamanında bile düğün havasına çevrilirmiş. Evet. Böyle caddeler, sokaklar süslenir. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için yemekler, ikramlar, izzetler, böyle mübarek bir ay Rabbimiz bize ihsan ediyor. Ne kadar şükretsek az. Şimdi tabi bakıldığı zaman bu Osmanlı'dan örnekte verdiniz. Tabi daha büyük şehirlerde de işte Ramazan çadırları oluyor. Sokaklar süsleniyor. Mesela Avrupa'da görüyoruz. Hani birçok Avrupa şehrinde ışıklandırmalar yapıyorlar. Nasıl onların yeni yıl kutlamaları oluyorsa yılbaşında. Aynı şekilde çok tuhafıma gitmişti mesela. Ve Gazze'de şu anda tabi orada bir insanlık dramı yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Orada insanlar katlediliyor. O halde bile geçen bir haber gördüm. Çocuklar yerdeki çöpleri topluyorlar, duvarları boyuyorlar, ışıklandırmalar yapıyorlar kendilerince. Bunlar da bir taraftan güzel değil mi? Hani olayın bu toplumsal hayat, aile, yardımlaşma, insanların bir arada bulunması, bu da önemli bir nokta değil mi? O heyecan yaşama mutlaka, açısından. Mutlaka. Bakın Gazze dediniz. Allah-u Teala o Müslüman kardeşlerimize güç yani, kuvvet versin. Amin. Efendim düşmanlarını kahru perişan eylesin. İslam alemine birlik, beraberlik olmayı, güç kuvvetli olmayı ve Filistin'e her konuda destek olmayı nasip eylesin. İçimiz yanıyor. Biz sahurda, iftarda istediğimiz gibi yemekleri yerken evet, o bahsettiğin resimde geçen Gazze'de efendim çadırda gaz lambasıyla Ramazan'ın gelişini süsleyen o evet, şeyi biz de seyrettik, evet, duygulandık. Evet. Onun için bütün Müslümanların benim acizane tavsiyem şu, gerekirse evimize bir lokma az alalım.
koltuğumuz mu eskiyor, kalsın, değiştirmeyelim. Arabamız, atımız yeni model mi alacağız, değiştirmeyelim. Bir Müslüman olarak maddi ve manevi bir lokma fazla vererek bu Filistinli Müslümanlara destek vermek için bütün Müslümanların yarışmamız gerekiyor. Çünkü bunun da hesabı olacak. Bugün hiçbir şey yapamazsak dua edeceğiz ama en azından Kızılay kanalıyla, devlet kanalıyla, değişik sivil toplum kuruluşları kanalıyla bu Müslüman kardeşlerimize bu Ramazan'da da maddi manevi destek vermemiz, dua etmemiz farzdır. Yoksa Allah Celle Celaluhu bunun hesabını hepimizden soracaktır. Evet. Allah-u Teala o Müslüman kardeşlerimize de dertlerine derman, güç ve kuvvet ihsan eylesin. Amin. Cümlemizin bu dertle dertlenmesini nasip eylesin. Bugün ona, yarın bize. Onun için Filistin kanımız, canımız, yaramız. İnşallah en kısa zamanda bir anlaşma yapılır. Onların da dertleri biter diye dua ediyoruz. Evet. Tabii bu söylemiş olduğunuz şey birçok muteber kitaplarda da geçen ifade şu oluyor değil mi? Ya bir şeye bedenen iştirak etmek, ya varsa maddi güç, maddi olarak, o da yoksa dua ile bir şekilde. Bu her iş için geçerli. Bir kişi eğer yardım etmek istiyorsa aslında birçok kanal var. Bu açıdan bakıldığında bunlar da önemli. Zaten bu söylediğiniz İrfan Bey hadis-i şeriftir. Evet. Eğer diyor bir kötülük görürseniz onu elinizle, evet, bedenen kaldırın. Buna gücünüz yetmezse dilinizle, buna da gücünüz yetmezse dua edin. Dua edin. Eğer bundan hiçbirini yapamazsak Allah katında da mesul ve sorumlu haldeyiz. Karınca misali değil mi? Karınca misali, ben ne yapabilirim? Yani bu Filistinli'ye hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Ne yapabilirin hesabını Müslüman düşünecektir. Evet. Yani yan gelip yatıp da o beni ilgilendirmez diyemeyiz çünkü Estağfirullah innemel mu'minûne ihvetun buyuruyor Cenab-ı Hak. Mümin, müminin kardeşidir. Evet. Kaldı ki 400 küsür sene, 420 sene Filistin, mukaddes belgeler, o topraklar ecdadımızın toprağıydı. Biz orayı gözümüz yok alalım demiyoruz ama adamların toprağında rahat yaşasınlar. Evlerinde, ocaklarında rahat yaşasınlar. Onun için bu Yahudi zihniyeti şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bile Mescid-i Aksa'ya sokmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. İnşallah bu mübarek gün hürmetine Rabbim onlara fırsat vermesin. Bizlere de birlik, beraberlik, güç ve kuvvet, uyanış nasip eylesin. Amin. İnşallah. Şimdi Mustafa Hocam, tabii konuşacağımız birçok konu var, yine gündem maddemiz var. Mesela her Ramazan ayı geldiği zaman ibadetler ve vakit meselesi gündeme geliyor. İşte kariplik, beyaz iplik, gökteki ışık vesaire, bulut, bunlar çok konuşuluyor, devamlı gündeme getiriliyor. Bununla birlikte tabii işte cömertler vererek kazanırdan yola çıkarak da hem Ramazan-ı Şerif, işte bir oruçluya bir iftar vermenin ne kadar önemli olduğundan tutalım. Bir taraftan eğitim, toplum, aile, yardımlaşma kültürü ve bununla birlikte çocuk yetiştirme ve eğitimine dair bazı bilgileri de sizden almaya çalışacağız. Ama çok kısa bir aramız olacak, bir mola vereceğiz. Bu aranın ardından sizinle devam edelim istiyoruz yine. Evet, değerli izleyenlerimiz, İhlas Vakfı Denizli temsilcisi ve eğitimci Sayın Mustafa Alparslan'la Ramazan-ı Şerif'e dair çok güzel bir sohbet yapıyoruz diyelim. Gerçekten önemli bilgiler ediniyoruz. En azından bu ayın önemine binaen birçok bilgiyi de edinmiş oluyoruz. Biraz unuttuklarımız varsa onları tazeliyoruz. Hiç bilmediklerimiz varsa da en azından çiviyle çakıp aklımızın bir köşesinde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Bu aranın ardından tekrar birlikteyiz. İzleyenlerimiz, DRT ekranlarında Haftaya Bakış programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. İhlas Vakfı Denizli temsilcisi ve eğitimci Sayın Mustafa Alparslan hocamızla Ramazan-ı Şerif'in önemini,
hassasiyetini, yapılması gerekenleri, neler yapılması gerekiyor, neler yapılmaması gerekiyor ve tabii ki bu ayın toplumsal hayatımıza, aile hayatımıza dair belli başlı merak edilen noktalarını da ele almaya çalışıyoruz. Şimdi Mustafa Hocam, tabii ilk bölümde Ramazan-ı Şerif'e dair birçok konuyu özet bir şekilde detaylandıracak noktaları da detaylandırdınız. Şimdi birinci bölümün sonunda da ifade ettim. Şimdi ibadetler ve vakit meselesi. Bunu şöyle yaşıyoruz. Bazı gençler bile espri olsun, şaka olsun diye hoparlörden tam böyle ezana 15-20 dakika kala basıyor. Allahu Ekber, millet parkta otururken orucunu açıyor ve bunu videoya alıyor, paylaşıyor. Bunu geçtik, tabii siyah iplik, sarı iplik, gün doğdu doğmadı meseleleri var. Şimdi ibadetler ve vakit meselesi. Bunun önemi nedir? Yani bütün ibadetler vakte göre midir? Bütün ibadetler bir hocanın, müezzinin minareye çıkıp ezanı okumasıyla mı başlar ya da biter? Evet. Bunu nasıl ele almak gerekiyor? Şimdi efendim, bütün ibadetlerin şartları var. Evet. Allah-u Teala ibadetleri emretmiş ama her ibadetin kendine göre şartları var. Oruç bir ibadettir. Orucun şartları var. Zekat bir ibadettir. Şartları var. Nedir o? Zengin olacak. Akıllı olacak, Müslüman olacak. Ve senede bir defa verecek. Hac hem mali hem bedeni bir ibadettir. Belirli bir zamanı var. Oruç da bir ibadettir. Ve en kıymetli ibadetlerden birisidir. Onun da şartları var. Onun için orucun şartları en önemli, bütün insanımızın bilmesi gereken üç farza dikkat edecek. Bir, niyet edecek. Niyetin başlama ve bitiş zamanını bilecek. Bu iki zaman arasında yeme, içme, cinsi ilişki, cimadan uzak kalacak. Bu üçünden biri eksik olursa bu oruç olmaz. Şimdi bunu biraz açalım. Niyet etmek, niyet kalple olur. Mesela sahura kalkıyoruz. İlla ağızla söylemeye gerek yok. Oruca kalktığımızı hatırlamamız niyet demektir. Mesela, ya da abdest almaya gidiyorsa o bir niyettir değil mi? Abdest almaya yani gidiyorsa. Yöneliştir tabii aslında. Tabii yöneliş, o da evet, bir niyettir. Evet. Yani oruç tutacağımızı niyetlenmemiz lazım. Eğer gece imsak vaktine kadar niyet edeceksek yarınki orucu tutmaya niyet ettim diyeceğiz. Yarınki imsaktan orucu, önce. İmsaktan önce. Eğer imsak vakti geçmişse, yemedik, içmedik, efendim bugünün zaman itibariyle saat 11'e kadar diyelim. O zaman bugünün orucunu tutmaya diye niyet edeceğiz. Eğer niyet etmezsek oruç olmaz. Yani hiç aklımıza gelmemiş, hiç hatırlamamışız. Oruçumu tutuyoruz, ne yapıyoruz? Zaten böyle olması mümkün değil de. Velev ki böyle bir hiç oruç olduğunu hatırlamazsak bu oruç olmaz. Orucun vakti var. Şimdi bu dediğiniz zaman mefhumunda bakın, bütün bizi dinleyen seyircilerimiz araştırabilirler. 1982 yılına kadar, geçmişten 83 yılına kadar Türkiye'de ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kullanılan takvimler hep aynıydı. Hiçbir değişiklik yok. Temkin vakti diye bir vakit vardı. Temkin derken? Temkin yani ihtiyatlı olma, ihtiyatlı olma evet, manasına bir vakit vardı. Bunu kaldırdılar. 83'ten bugüne kadar kullanılan takvimlerde ihtiyat, temkin diye bir şey yok. Onun için ucu ucuna mı? Ucu ucuna, sıfıra sıfır. Yani saniye biraz ilerisi oruç olma, gerisi oruç olmama. Şöyle değerlendirmek lazım. Ezan okuyan müezzin kardeşimiz, imam kardeşimiz, ola ki dalgınlıkla saati, takvimi, efendim dakikası, saniyesi geri olabilir. Bir saniye, bir dakika geri ileri olma ihtimali olabilir. Neticede saattir bu. Evet. Onun için yanlış olma ihtimalinden dolayı ezan tamamen okunmalı, bitmeli. 17-10 saat bekliyorsun, 1-2 dakika beklemenin hiçbir mahsuru olmaz. Yani hoca a derir der demez ağza bir yani şey yapmamak lazım. Hoca al derken hemen orucu bu yanlış. Evet. Bu uygun değil, nitekim bakın. O sırada saate de bakmak gerekiyor mu? Yani saate de bakalım, kontrol edelim. Ehemmiyetinden bahsediyorsunuz, önemli bir şey. Çünkü yani. Çünkü bir saniye, bir dakika erken yanlışlıkla bozarsak orucumuz boşa gider. Velev ki ezan okunsa bile. Sınavlarda da öyle değil mi? Kağıdı alıyorlar artık. Tabii. Yazmaya devam edersen alıyorlar elinden. O kadar. Onun için özellikle iftar saatlerinde ezan okunsa dahi iftar saatiyle kendimiz kontrol etmeli.
dikkatli bir şekilde vaktin girdiğinden emin olarak orucumuz açmalıdır. Hı hı. Nitekim bunun benzeri 4-5 sene önce belki hatırlarsınız. Trabzon'da bir hoca efendi yanlışlıkla bir ezan okudu. Sonradan biraz uzanmış herhalde, vakit geçmiş, bulutlu bir hava. Eyvah dediler, hocam daha 10 dakika var, ne olacak şimdi? Tabii Trabzon müftülüğü bu işi incelediler. Bir açıklama yaptılar. Müftü Bey dedi ki, doğrusunu söyledi. Trabzonlu kardeşlerimiz bir art niyet olmadığı için gününe gün kaza etsinler. Almanya'da yaşayan Trabzonlu bir vatandaş da canlı yayında soruyor. Efendim Trabzonlular orucunu kaza etsinler dediniz. Ben Almanya'dayım, Trabzonluyum. Ben de mi kaza edeceğim? O iyiymiş. Enteresan bir şey. Yani oruç ibadet olduğu için, evet. Efendim İrfan Bey, özellikle günümüz insanımızın Allah'a derken orucu açmaları çok yanlış. Ezan okunmalı, bitmeli, hakikaten bir de kontrol etmeli. Euzu Besmele ile dikkatli bir şekilde orucumuzu açmalı. İmsakta da çok hassas davranmalıdır. Şimdi o kısma geleceğim ama şunu sorayım bir taraftan, sizi unutmayın yine. Yani şöyle bir lüksümüz var mı? Ya, oruç tutan bir kişi, hoca Allahu Ekber dedi, 10 dakika öncesinde dedi. Oruç tutan kişi de açmış bulundu. Ya onu hoca düşünsün. Hayır. Ben işte Diyanet böyle diyor ya da oradaki caminin hocası böyle diyor. O okumuşsa ben bunu açtım ya da işte kazada ederim. Ya bu böyle bir lüksü yok değil mi ibadet lüksü yapan bir kişi? Lüksü yok, yanlıştır. Çünkü Allah-u Teala akıl vermiştir, irade vermiştir. Hı-hı. Araştıracağız, yani inceleyeceğiz. Bir şeyin üstüne atmamak lazım. Mümkün değil. Yani benim günahımı o çeksin, o yaptı ve balonun, öyle bir şey olamaz. Evet. Allah akıl vermiştir, irade vermiştir. Araştıracağız, soracağız, inceleyeceğiz. Çünkü sen ibadet yapıyorsun. Kişiler tatile çıkarken bir sürü süre inceleme yapıyor. Herhalde canım. Bir yere gidelim, buraya gidelim değil mi? Bir yere giderken bile insan araştırıyor. Otobüsle mi gideyim, efendim hangi saatte varırım, uçakla mı gideyim, hangi saatte varayım diye. Onun için bir kimsenin başkasının yaptığı beni kurtarır sözü yanlıştır. Evet. Zamana dikkat edeceğiz. Oruç bir ibadettir. İmsak vakti demiştiniz, onu es geçmeyelim. İmsak vaktinde de bugünkü belirtilen zamanları diyelim ihtiyaten en az 15-20 dakika erkenden ağzımızı kapamakta fayda var. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim meslektaşlarımız... Bu tedbirli ihtiyatlı olmak manasında. Mutlaka. Değil mutlaka, mi? Mutlaka. Mutlaka diyorsunuz. Mutlaka. Şimdi mesela bizim meslektaşlarımız var. Size duyuyorsunuz. Yani ne garip ki hiçbir kitapta yazmadığı halde ilahiyatçının birisi çıkıyor. Güneşin doğmasına yarım saat kalaya kadar yiyebilirsiniz diyor. Evet. Bir başkası çıkıyor, efendim imsak diye bir şey yok diyor. Bir başkası çıkıyor, başka herzelerden konuşuyor. Bunların hiçbiri kitaplarda olan bir şey değil. Peygamber Efendimizin, Ashab-ı Kiram'ın, dört hak mezhebin anlattığı ölçülere göre oruçlarımızı tutacağız. Onların, o alimlerin bildirdiği ölçüler neyse kıstaslarımız o olacaktır. Yoksa bu ilahiyat mezunuymuş, efendim bu şuymuş, bu ölçü olamaz. Peygamber Efendimizin bildirdiği ölçü neyse budur. Hilali görünce oruca başlayın buyuruyor. Sahuru, imsağı, onun için Müslüman tedbir ve ihtiyata dikkat etmek mecburiyetindedir. Evet. Şimdi burada daha net anlaşılması açısından şöyle izah edelim istiyorum. Şimdi il Diyanet üzerinden giriyorum sisteme. Oradan bir bakalım. Şimdi Denizli olarak seçelim. Çünkü bu vakitle ilgili daha öncesinde böyle, evet, program yapacağımızı söylediğimizde birçok soru da geldi. Yani nasıl dedi, yani ezan okunurken, hatta bazıları şunu diyor, ezan bitene kadar diyor, nasıl olsa vakit var diyor, ezan bitene kadar biz yiyoruz yani, olmuyor mu şeklinde bir soru geldi mesela. Dedik bunu bir soralım en azından, doğru mu değil mi, bu, evet, şekilde yapılır mı? Şimdi diyelim 5.50'de, şu anda sisteme giremedim ama 5.50'de sabah ezanı okunuyor. Yani namaz kılmanın vakti mi giriyor o vakitte? Vakit girmiş demektir. Yani ezan okunması oluyor demek, imsak çıktı, sabah namazının vakti başladı demek. Başladı. Peki kişiler diyelim ki 5.50'de ezan okunuyor. Bundan bir 15 dakika öncesinde mi ihtiyaten tedbirli? İhtiyaten 15 dakika en az
tedbire ne olur ne olmaz. Yani o her ihtimale karşı, mutlaka, tabii, her ihtimale karşı oruca başlamalı. Oruca başlamalı diyorsunuz. Çünkü bu önemli bir nokta. Vakit meselesini öne aldığımız zaman, yani şimdi sizin dediğiniz de çok önemli. Nedir? 13 saat, 14 saat bir kişi aç kalıyor. Belki başına ağrılar giriyor. İşte orucuna niyet ederken de, orucunu açarken de en azından ibadet yapılıyorsa, ayda bir bile olsa ya da durumu itibariyle belki Ramazan ayında bir kere tutuyorsa da hakkını vere vere aslında bir şey yapmak lazım değil mi? Tabii senede bir sefer geliyor efendim. Evet, senede bir bakın sefer. Konuyla ilgili burada belki merak eden seyircilerimiz olabilir. İmsak vakti olup oruca başlanır. 15 dakika sonra beyazlık ufk üzerine ip gibi yayılınca sabah namazı vakti başlar. Böyle yapmak Mecmaul Enhur kitabından bir fıkıh hükmüdür bu. Hmm. O sabah erken başlamak, yani imsak, evet, vaktiyle ilgili. Namazı da orucu da bütün alimlere göre sahih olur. Oruca ikinci vakitten sonra başlamışsa şüpheli olur. Astronomik hesaplar ile birinci vakit bulunmakta, takvimlere birinci vakit yazılmaktadır. Hmm. Şimdi bazı takvimlere ikinci vaktin, hatta bundan sonra başlayan kızıllığın yayıldığı zamanın yazıldığı görülüyor. Bu yeni takvimlere uyanların oruçları sahih olmaz. İmsakin iki vakti arasındaki 10 dakika kadar zamana ihtiyat zamanı denir. Bu imsakın iki vakti arasındaki zamana dikkat etmelidir diyor. Evet. Şimdi mesela Diyanet'te imsak 5.50 olarak ifade edilmiş. Bu 13 Mart Çarşamba 3 Ramazan 1445 olarak. Yani kişiler burada bakıldığı zaman... Çünkü o belirtilen saat tam ezanın başlama saatidir. O ikinci vakit mi oluyor? Evet, evet. İkinci, evet, vakit, ikinci oluyor. Vakit oluyor. Yani ihtiyaten temkinli olarak 10, birinci vakit denilen, yani 5.50 diyorsa 5.35'te yemeği, doğru, kesmek gerekiyor. Aynen, aynen. Bu şekilde. Bir 15 dakika önce kesmekte, evet, fayda var efendim. Bu önemli bir nokta. En azından kişilerin buna dikkat etmesi açısından önemli. Bunu da dikkat çekelim. Çünkü bu konuyla ilgili sorular da gelmişti. Vakit, işte o siyah iplik, beyaz iplikten ayrılma meselesi da var. Onu da biraz daha şimdi ifade edelim. Şimdi o siyah iplik, beyaz iplikten maksat, imseher vaktinde kalktığımız zaman, yani oruca kalktığımız saatte, evet, doğu tarafında, şafak vaktinde ilk kalktığımızda hava tamamen karanlıktır. Gökyüzüne baktığımız zaman siyahtır her taraf. Evet. İmsağın bitme zamanına yakın o doğu tarafında hafif böyle karanlıkla bir geçiştirme, beyaza yakın bir kısa, evet, süreli bir şey var. İşte beyaz iplikten kasıt o bürülüyor kitaplarda. Evet. Yani karanlığın bir anda beyazlığa doğru hafif geçmesi, beyaz iplikten kasıt odur. Yani seher tutup vaktine, elimize iplik alıp, tabii tabii, o yani değil mi? Halk arasındaki, evet, beyaz iplik, siyah bakayım da hangisi, onunla alakası yok. O zaman ona sabaha kadar yeriz yani, sıkıntı yok. Ona dikkat edelim efendim. O önemli. Şimdi tabii şunu da gerçi sona bırakalım. Nerede eski Ramazanlar diyeceğiz ama tabii İhlas Vakfı'nın önemli çalışmaları var. Yine sizin notlarınız varsa onları da sonuna doğru toparladığımızda onlara da ifade ederiz. Şimdi tabii İhlas Vakfı ulusal ve uluslararası alanda da özellikle mübarek günlerde, aylarda önemli çalışmalar, evet, faaliyetler, projeler yürütüyor. Tabii İhlas Vakfı'nın sloganı da insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır ve kişi sevdiğiyle beraberdir. Ve gayemiz bütün insanlığa sosyal ve kültürel alanlarda fayda sağlamaktır deniliyor. Şimdi bu noktada Ramazan-ı Şerif'te İhlas Vakfı neler yapıyor? Tabii İhlas Vakfı da kamu yararına çalışan vakıf statüsü olduğu için tabii devlet tarafından onaylanmış ve tabii ki izin almadan faaliyetlerini gerçekten milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yapacağı ispatlanmış bir vakıf. Bu noktada İhlas Vakfı'nın çalışmaları ne yönde devam ediyor? Bunları da merak, evet, ediyoruz. Evet. Şimdi rahmetli Enver Ürem abimiz 1973 yılında 9 arkadaşıyla kurmuşlar. Neticede insanlığa faydalı, hayır amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Türkiye'de yurt içinde ve yurt dışında İhlas Vakfı çok hayırlı işlere imza atmaktadır. Bugün Afganistan'da, Hindistan'ın bazı bölümlerinde, Çat'ta, Çat Afrika ülkelerinde, özellikle Uganda'da, Afrika'nın birçok ülkesinde
Hindistan'da yurt içinde ve yurt dışında çok hayırlı işlere imza atmıştır. Kurban kesimlerimiz devam ediyor. Eğitim yardımlarımız var. Afganistan'ın kuzey kesiminde özellikle Türklerin hakim olduğu bölgede bugün 21 bine yakın öğrenciye İhlas Vakfı destek veriyor. 180'e yakın onların tabiriyle medrese, bizim tabirimizle okul. Yani çocukların yattığı, kaldığı, okuduğu böyle hayırlı bir işlere destek veriyor. Yine kurban kesim hizmetlerimiz var hem Afrika ülkelerinde, aynı zamanda Hindistan'da, Afganistan'da. Yurt içinde 35 tane yurdumuz var. Bu yurtlarımızın olduğu şehirlerde ve diğer yerlerde yine aşevlere yemekler veriyoruz. Fakir fukaralar tespit edilip onlara giyim, yiyecek, içecek, iaşe dağıtılıyor. Şehrimizde de böyle faaliyetlerimiz var. Hem öğrenci okutuyoruz, aynı zamanda Karşıyaka, Sevindik, Denizli'nin değişik mahallelerinde şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yine sıcak çorba, sıcak yemekler dağıtıyoruz. Evet. Efendim, fakir fukaraları bulup onlara giyecek, yiyecek temininden tutun, eğitim işleri, yiyecek, içecek işleri, velhasıl yurt içi, yurt dışı kurban kesiminden tutun, iaşe yardımı, eğitim, destek, öğretim, her türlü destek vererek İhlas Vakfı yurt içi ve yurt dışında hayırlı bir işlere imza atıyor. Onun için vatandaşlarımızın yine zekat, fıtra, hayır hasenatını almak için vakfımızın telefon numaraları var. Buralara vatandaş vekaleten verir, vekalet yoluyla alınır, yine vekalet yoluyla fakir fukaraya efendim zekatları, hayır hasenatları verilebiliyor. Türkiye'mizin değişik illerinde, ilçelerinde bu hayırlı hizmet gönüllü arkadaşlarımızla devam ediyor. Devlet tarafından da kamu yararına çalışan bir kurum olarak kabul edilmiş. Hem yurt içi hem yurt dışı çok hayırlı işlere imza atan Türkiye'mizin güzide kurumlarından birisidir İhlas Vakfı. Merhum Enver Ören Bey'i de bu vesileyle rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Hak onlara da rahmet eylesin. Amin. Kitap hizmetlerimiz var İhlas Vakfı bünyesinde. Yine Afrika ülkelerinde özellikle Somali'de, Çat'ta, efendim Uganda'da oradaki gariplerin çoğunun elinde defter dahi yok. Küçük bir tahta parçasını yani. Çocuklar elinde tebeşirle yazıyor. Yine vakfımız oraya el atıyor. O insanlara, öğrencilere maddi, manevi, kitap, kırtasiye her türlü desteği vermek için gece gündüz çırpınıyor. Bu vesileyle vakfımıza her türlü desteği veren, vermeye devam eden, bizim gibi hayır kurumlarına da destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar hayırlı olur, destekli olur. Mesela şu anda Türkiye genelinde vakfımızın bünyesinde ve yurtlarımızda bütün İhlas Vakfı'nda 100 liraya iftar veriliyor. Evet. Size takdir edersiniz ki bugün 100 liraya bir tostu anca alabiliyoruz. Zar zor. 3 çeşit yemek veriyoruz. Evet. İşte nasıl veriyoruz? Hayırseverlerimizin verdiği katkı ve destekler sayesinde garipler tespit ediliyor. 100 liraya sıcacık iftar yemekleri verilebiliyor. Onun için vatandaşlarımızın, Müslümanların bu hayır kurumlarına hakikaten yönelmelerini, destek vermelerini canı gönülden arzu ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bu tip hayır kurumlarının sayısının çoğalmasını cümlemize nasip eylesin. Türkiye'de, yurt içinde, yurt dışında böyle hayırlı hizmetleri artarak devamını arzu ederiz. Rabbim de nasip eylesin inşallah. Amin. Tabii İhlas Vakfı hem Türkiye genelinde değil mi bu çalışmaları tabii yürütüyor hem de dünyanın birçok noktasında Türk Cumhuriyetlerinde olsun, Afganistan'da olsun dediğiniz gibi Afrika'nın birçok noktasında bu çalışmalarını yürütüyor. Peki Denizli'de de siz ufak bahsettiniz ama Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri belirlenen kişiler herhalde yardımlar yapılıyor değil mi? Yani yemek yardımları, iftar olsun, sahur olsun. Bu konuda yardımlar alıyorsunuz değil mi anladığım kadarıyla? Mutlaka alıyoruz efendim. Şu anda Denizli'mizde Karşıyaka, Sevindik mahallelerinde özellikle 250-350 arasında şu 3 gündür devam ediyoruz. 250 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Çok güzel. Özel yemekler yurdumuzda hazırlanıyor. Rızaanillah, Allah rızası için. Daha önce tespit edilmiş fakir ailelerin evlerine, kapılarına kadar gidiliyor. Birisi efendim etli bir yemek, efendim bir sıcak çorba,
salatasından pidesine kadar, tatlısına kadar, böyle, tatlısına kadar böyle bir hayırlı iş devam ediyor. Vatandaşlarımız elinden geldiği kadar desteği verdiği takdirde bu hayırlı iş devam edecektir. Bir taraftan öğrencilerimize bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Kitap, eğitim, öğretim hizmetlerimiz var İhlas Vakfı'nın Türkiye ve dünya genelinde. Hayır kurumları olarak böyle bir hizmetle var. Su kuyusuları açma var. Afrika ülkelerinde yine vatandaş su kuyusu parası verir. Bizim vakfımız kanalıyla efendim su kuyuları açılıp bunların yeme, içme, yağışa, abdest, temizlik işlerinde kullanılabiliyor. Adak, akika keserek bu insanların faydasına, menfaatine sunulan böyle bir çalışmamız var. Velhasıl yurt içi ve yurt dışında gönüllü olarak ekipler her türlü hayırlı işe koşmak için gece gündüz çalışan, sahir gayret eden bir ekibimiz var efendim. Evet. Vatandaşlarımıza da bu konuda teşekkür ediyoruz. Hayır ve hasenatını vermek isteyenler bu vesileyle değerlendirilebilir. Evet. Şimdi iftar, fitre, fidye ve zekat, bu konularla ilgili de sizden bilgi almak isteriz. Önemli meseleler. Mesela Kurban Bayramı'nda deniliyor ki işte hac mevsimi yine kurbana denk geldi. Şimdi Ramazan ayında da. Bunlar önemli olduğu için. Şimdi iftar, fitre, işte fıtır, fitre, bunlar nedir? Sadakayı fıtır. Ondan sonra fidye ne şeyler verilir? Zekat nasıl olur? Çünkü genelde hep bu ayda bunlar ön plana çıkıyor. Bu konulara da biraz temas etmek isteriz. Şimdi şöyle söyleyelim. Sadakayı fıtır demek, Ramazan orucunu tutan bir Müslümanın, özellikle nisap miktarı olan zengin Müslümanların vermesi vacip olan bir ibadet şekli sadakayı fıtır. Nisap miktarı. Nisap miktarı demek 96 gram altın veya bu değerde bir şeye sahip olan demek. Dolayısıyla her Müslüman, sen, ben sadakayı fıtır vereceğiz. Sadakayı fıtırın ölçüsü 1750 gram un veya buğdaydır. Ya 1750 gram un vereceğiz bir fakire veya 1750 gram buğday vereceğiz. Efendim durumum iyi. 3,5 kilo kuru üzüm veya 3,5 kilo hurma fakire vereceğiz veya bunların bedelini altın olarak vereceğiz. TL olarak değil. Kâr para olarak değil yani. Değil. Demek ki oruç tutan bir Müslüman tabii fakir veremez mi? Fakir de verir. 1750 gram ondan isterse verir. O da bir sevaptır. Ama vacip olan zenginin üzerinedir. Şimdi memleketimizde adet haline gelmiş zengin fakir herkes verir. Verirse sevabını alır. Ama vacip olan zenginin üzerinedir. Bir kişi için buğdaydan verirse 1750 gram yarım sağ buğday, eğer durumu iyiyse ki böyle maddi olarak durumu iyi vatandaşlarımız da biraz iyisinden versin. Yani 3,5 kilo buğday, 3,5 kilo hurma veya kuru üzüm. Hurmadan verirse bugün eğer... Yani şimdi 100 liraya da hurma var, 30 bin liraya da hurma var kilosuna baktığın zaman değil mi? Evet. Var yani bakıldığında. İşte durumunu kendin ayarlayacaksın. Kendine göre tabii. Eğer 300 liralık hurmayı kabul ederse ölçü, 3 kilosunu yapar, 900 lira yapar. Yarım kilo daha ilave edin üzerine, 3,5 kilo. Efendim, yani 1050 lira. 1050, garanti olsun 1200 diyelim hadi. 1200 lira. Vereceği sadaka-i fıtır bedeli budur. Evet. Kuru üzümden olursa, eğer kuru üzüm 100 liraysa şu anda, efendim 350 lira. Evet. Buğdaydan verecekse ya arpadan verecek ya efendim buğday undan verecek. Bu vaciptir. Evet. Oruçlarımızın anahtarı kilididir buyuruluyor. Mutlaka vereceğiz, evet. Fakire vereceğiz. Evet. Buna sadaka-i fıtır denir. Fidye ise ihtiyarlıktan dolayı, yaşlılıktan dolayı oruç tutamamış vatandaş, yaşlı teyze, yaşlı amca, artık piri fani olmuş, yaş 80'i 90'ı geçmiş, oruç tutacak hali yok. Veya Müslüman tabibi hazık dediğimiz Müslüman bir doktor. Niye Müslüman bir doktor? Orucun tutulacağına inanan bir doktor olacak. Orucun farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu bilen bir doktor. Eğer derse ki İrfan Bey sen oruç tutmayacaksın. Tutarsan şu şu hastalıklar nüksedebilir derse oruç tutmayacak. İşte bu şekilde oruç tutmayan yaşlı, pirifani veya Müslüman bir doktorun nezaretinde tutmayan bir kimsenin verdiği bu yardıma fidye de sadaka-i fıtırın adı da fidyedir. Fidye.
Bu fidyenin ölçüsü de biraz önceki belirttiğimiz sadaka-i fıtrın aynısıdır. Yani 1750 kilogram evet. Un. Neyse ya da işte. Ama her gün için verecek sadaka-i fıtır bir sefer veriliyor. Bir adet. Yani 1750 gramını verdi tamam. Sadaka-i fıtır. Fidyede ise 30 tane verecektir. Evet. 30 çarpı 1. 1750. Evet. Bu da 52,5 kilo un yapar. Evet. Bu çuval unu alacak bir garibana bir sefer de verebilir. 3 kişiye de paylaştırabilir. 5 kişiye 52,5 kilo unu paylaştırabilir. Yine durumu ise dediğimiz gibi 3,5 kilo kuru üzüm veya hurmadan her gün için bir tane çarpı 30 onu da bir fakire verecek. Buna da sadaka-i fıtır denir. Zekatsa 96 gram altın veya bu bedele sahip mala mülke sahip olmuşsak eğer üzerinden bir yılda geçmişse 40'ta birini vermek Allah'ın emridir, farzdır. Mesela bugün Ramazan-ı Şerif'in ikisi. İki Ramazan-ı Şerif diye yazacak. 96 gram altını var. Seneye iki Ramazan-ı Şerif geldiği zaman 96 gram altını elindeyse, üzerine ilave edilmişse %40'ta birini zekat olarak verecektir. Evet. Yani 100 gram altını olan bir kimse 40'ta biri 2,5 gram altın yapar. Bunu da ömrü hayatında bir defa zengin olan, nisap miktarını bulan bir kimse zekat olarak fakire verecek. Fakir olarak da önce yakın akrabasından başlayacaktır. Çünkü dinimizin emri teyze, hala, amca, amca çocukları önce hısım akrabalara vereceğiz. Eğer yakınımızda böyle verecek kimse yoksa diğer fakirlere, fukaralara dağıtacağız. 40'ta birini mutlaka Allah'ın emri olarak vereceğiz. Evet. Şimdi 96 gram dediğimizde not düşelim çünkü bunlar her sene TL bazında değişiyor. 13 Mart 2024 Çarşamba tarihi itibariyle 96 gram altın şu anda 210-214 bin TL arasında. Değişiyor. Yani böyle bir parası olan kişinin dinen zengin olduğunu mu söyleyebiliriz? Aynen. Bir yılda geçmişse. Bir yılda geçmişse. İşte bu, Şaban 1'de yazdı ya da Ramazan 1'de yazdı. Bir sonraki Ramazan'ın 1'inde yine işte 96 grama eş değer diyelim ki işte şimdi 200'dü bu. Sene belki 280 bin TL olacak. Bu eğer mevcutsa zekatını vermesi gerekiyor. 40'ta birini vermesi gerekiyor. Bu elden çıkmışsa mesela senesi geldi. 180 bin liraya düştü mesela. Düştü o vermeyecek. Vermeyecek tamam. O önemli bir de şu incelik var zekatta. Mesela buyurun. 96 gram bekliyor. O dediğiniz bir Ramazan bir Şaban'da tarihini yazmış. Bir yıl geçmiş. O elindeki mevcut 150-200-300 gram altın dururken sene içinde ilaveler olmuş. Mesela bir 50 gram almış, 5 gram almış, 30 gram almış. Şimdi vatandaşlar diyor ki elimdeki o mevcudun üzerine sene içinde gelen artılar ilave mi edeceğim? Onları da ayrı ayrı yazıp senesini mi bekleyeceğim diyor. Hayır. Eğer nisap miktarı belirli bir ölçü yakalamışsa ertesi bir yıl geçene kadar aradaki aldıklarını üzerine ilave edecek. Toplamı ne oldu? 500 gram. 500 gramın 40'ta birini zekat olarak verecek. Ya da işte eksilmişse duruma göre onun hesabını yapacak. Eksilmişse tabii onun hesabını yapacak. Evet bunlar önemli konular olduğu için bunlar da sorular arasındaydı. Bir de şu konuyu da buyurun. Kısaca hatırlatalım. Buyurun Mustafa Hocam. Efendim, değerli seyircilerimize, zekat Allah'ın emri olduğu için Peygamber Efendimiz buyururlar ki, zekatını vermeyen malının hayrını göremez. Tarlasının hoşunu vermeyen mahsulünün bereketini göremez. Mallarınızı sadakayla, zekatla, hayır ve hasenatla koruyun buyuruyor. Tabiri caizse zekat malın sigortasıdır. Bu Allah'ın emridir. Zengin hatta yalvaracaktır fakire. Hakkul lisaili buyuruyor. Fakirin hakkı bu. Yani fakir bana zekat ver diye yalvarmayacak. Evet. Allah'ın emri odur ki o 40'ta bir hak fakirin hakkı buyuruyor. Yalvaracak Müslüman. Onu verecek. Evet. Burada şöyle bir inceliğe dikkat etmekte fayda var. Şimdi soruyorlar bize de zaman zaman. Efendim diyor ben 20 koli 30 koli gıda dağıttım. Bu zekat olur mu? Şu inceliğe dikkat edeceğiz. Baştan konuştuk ya her ibadetin şartları var diye. Evet. Mesela tekstil işi yapan bir kardeşimiz havlu bornoz satıyor. 40'ta birini hesaplar havlu bornoz olarak dağıtabilir. Hiç sıkıntı yok.
Yaptığı işle iştigal ettiği. Yaptığı işle ilgili. Evet. Efendim kiremit tuğla fabrikası çalıştırıyordur adam. Hesabını yapar, 40'ta bir tuğlasını ayırır, fakir bir gariban adama al evini barkını yap verebilir. Araba alır, araba satar, bundan verebilir. Mutfak malzemesi satar, mutfak malzemesinin 40'ta birini tencere, tabak olarak verebilir. Velhasıl ticaret yaptığı madde neyse 40'ta birini aynı olarak verebilir, doğrusu da budur. Fakat gelelim ikinci noktaya. Aynı olarak değil de buğday alıp buğday satan bir adam veya havlu alıp havlu satan bir adam havludan vermiyor da para verecek. Bütün fıkıh kitaplarında bildirilen eğer sattığı maldan vermezse nakit olarak değil bedelini altın olarak yine fakire verecektir. Yani kaç lira verecek örnek 10 milyarlık zekat verecek. TL olarak değil 10 milyarlık çeyrek alacak, altın alacak, altın olarak fakirlere dağıtacaktır. Ya işte şu ya anda sattığı maldan 4 tane gramlık altın alacak. O kadar. Veriyorum yani, evet. Yani zor bir şey değil bu. Niye diyor böyle? Kitaplar öyle yazıyor. Ya da 5 tane alacak işte yani. 5 evet, tane alacak, 5 tane fakire evet, dağıtıvereceksin. Hepsi bu. Ya sattığımız malın aynısını vereceğiz. Eğer bedel olarak ödersek altın veya gümüş olarak fakirlere dağıtacağız. Oradaki kağıt paranın durumu şu mu? Yani durumu şu diyebilir miyiz? Bir takas yani bir anlamı yok aslında bir bakıldığı zaman. Aslında altın rezervi neyse aslında kağıt parada bir değiş tokuş unsuru evet, değil mi? Tabii. Bir değerli bir maden şeyi taşımıyor değil mi bu manada? Tabii, tabii. Önemli nokta da aslında değerli bu. Bir maden özelliği olmadığı için. Olmadığı için. İşte kitaplarda altın ve gümüşü değerli maden ölçü aldığı için mutlaka diyor onun üzerinden verilecek evet, diyor. Bu da önemli bir yani husus. Ben verdim olduğuyla olmuyor. İbadet olmuyor, yapıyoruz çünkü. Evet. Şart var. Şimdi başlangıçtaki ezan okunduğu zaman a derken evet, ben içtim oldu. Hayır. İçtim olmadı. Evet. İbadetin şartları var. Zamanı var. Dakikası var. Saati var. Efendim zekatın da şartlı, dakikası, zamanı, usulü var. Buna uyarsak ibadettir. Uyumazsak ibadet olmaz. O zaman her işte nasıl insan dikkat ediyorsa bunda da dikkat etmesi mutlaka büyük önem taşıyor diyebiliriz. Mutlaka. Şimdi süremizin sonuna gelirken şimdi tabii eski Ramazanlar diyeceğiz ama şimdi varsa bir Ramazan hatıranız onu dinlemek isteriz. Bununla birlikte malumunuz artık günümüz dünyasında çocuk yetiştirme, çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi diyelim ya da hatta bir not var. Çocuğun haysiyetine, onuruna, bilgisine, kültürüne, tabiatına çok yumuşak davranılmalıdır. Yani onlarla arkadaş olarak bir taraftan konuşulmalıdır. Bu noktada o ince hassas denge nasıl olması gerekiyor Mustafa Hocam? Şimdi efendim işin özü Peygamber Efendimiz'e geliyor sahabelerden bir tanesi. Ya Rabbi diyor bana bir hayırlı ibadet söyle. Az olsun, öz olsun. Evet. Tek cevap veriyor Peygamber Efendimiz, yediğine, içtiğine dikkat et. Evet. Buradan girene diyor, dikkat et. Bir başkası geliyor diyor ki, ya Resulallah, bende diyor fuhuş var. Affedersiniz. Fuhuş yapıyorum diyor. Yalan söylerim. Alkolik birisiyim, içki de içerim. Bana bunun üçünü de yasaklarsanız yapamam diyor. Yeni Müslüman olmuş daha, yeni. Evet. Belki iki saatlik. Evet. Bana bunlara dokunma diyor. Ama bunun dışında ne söylersen söyle. Yeter ki bunlara dokunma. Evet. Şartı var. Peygamberimiz şöyle bakmışlar, tebessüm ettiler. Dediler ki, sen üç tane hatan var. Zina var, içki var, yalan var. Peki benim hatırıma bir tanesini terk eder misin? Dedi ki, zinaya dokunma, içkiye de dokunma. O zaman yalanı benim için terk et buyurdu Peygamberimiz. Benim için yalan söyleme. Allah için. Evet. Tamam dedi. Onu yaparım. Akşamleyin anlaştığı yanlış bir iş yapmak için tam giderken aklına geldi. Dedi ki Allah'ın Resulü yarın bana sorsa sen akşam kötülük yaptın mı? Zina yaptın mı? Yanlış yola gittin mi? Yapmadım desem yalan söylerim. Sözde yaptım verdin, desem utanırım. Enes'i ben bundan vazgeçeyim dedi. Yine alkol alacak, peygamberimizin yüzüne karşı içtim demeye ben haya ederim. Doğru söylesem utanırım, yanlış söylesem yalan söylerim.
yalan söylemedim diye her ikisinden de vazgeçti. Evet. Ertesi gün geldi, dedi ki ya Resulallah, sen bir kelimeyle benim her şeyimden tövbe etmeme sebep oldun. Çanakkale'nin efendim kazalarında Mehmet Bican, Ahmet Bican Lapseki'de iki kardeşin kabirleri var. Ahlaki Alai diye bir de kitapları var bu Mehmet Bican, Ahmet Bican kardeşlerin. Yıllar önce tercüman bin bir temel eserinde de verildi. Evet. Orada şöyle bir hadise anlatıyor. Mehmet Bican camide vaaz-ı nasihat edermiş. Ki bunlar yaşanmış hadiseler, hayatlarına bakılırsa bu anlattığım görülecektir. Cuma günü kürsüde konuşma yapıyor. Cemaat iyice kalabalık dolmuş. Kardeşi Ahmet Bican kapıdan içeri girecek. Cami kapısına ellerini böyle açıyor. Bir kardeşine bakıyor kürsüde, bir cemaate bakıyor. Tebessüm ediyor, gülüyor. Biraz güldükten sonra oturuyor. Kürsüdeki Mehmet Bican'ın dikkatini çekmiş. Daha sonra anacığına geliyor, diyor ki yaşlı anasına, anacığım diyor, kardeşim bana baktı güldü. Zoruma gitti, niye gülüyor ki? Millet dinliyor benim nasihatimi, benim kardeşim de kapıdan diyor dinliyor. Soruyor anası, evladım niye böyle yaptın? Anacığım diyor, nasıl gülmeyeyim? Kapıdan girip baktığım zaman diyor, kardeşim konuşurken meleklerin insanların arasına girdiğini, her insanın arasında bir melek olduğunu gördüm. Buna çok sevindim diyor. Bunu anlatınca bu defa kürsüde konuşan Mehmet kardeşi, ya anacığım diyor, o melekleri görüyor, ben konuşuyorum, melek görmedim. Bunun sırrı ne? Yani çocuk terbiyesiyle ilgili, evet, şey söylediniz, aklıma, evet, geldiği için söylüyorum. Anacığı diyor ki, evladım, hamileyken diyor, sen karnımdaydın. Sonra dünyaya geldin. Komşu kadın sana bir yudum ağlaya durdun diyor, ben uzaktaydım. Çocuğa bir bak dedim, bir yudum sana süt emzirmiş. Kim bilir onun yediğinde bir hata mı vardı? Senin o bir yudum içtiğinden dolayı mı sana bu hadise geldi diyor. Hmm. Öbürünü hep kendim emzirdim. Yani ananın babanın yediği helal olacak, bu bir. Özellikle eğitim olarak çevremizde görüyoruz. Nesil hakikaten sahipsiz. Ana, baba, kardeş, evlatlarımıza iyi örnek olacağız. Anne baba sözünde duracak. Evladım para kazanla, nasıl kazanırsan kazan değil. Robert Bosch diye bir insan, evet, var biliyorsun. Robert Bosch. Bu Bosch firmalarının sahibi, evet, sanıyorum. Onun da bir sözü var. Bir koç Avrupalı insanın da sözü. Çok enteresandır. Belki vatandaşların çoğu garip karşılayacak ama diyor ki, çocuklarınızı çok mükemmel yetiştireceğiz diye uğraşmayın. Çocuklarınızı edepli ve karakterli yetiştirmek için gayret edin diyor. Onun için günümüzde anneler, babalar, evlatlarımıza sahip çıkacağız. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, büyüklere saygı, sevgi, hürmet, küçüklere şefkat. Velhasıl bu vatan hepimizin, bu devlet hepimizin, bu bayrak hepimizin. Ana baba evladımıza canı gönülden sahip çıktığı gibi yalanı hayatından silip atacaktır. Çocuk anayı babayı örnek alacak. Rahmetli babam köylüydü benim. Hiç dövmedi beni. Sopasını da yemedim. Ama çekinirdik. Annemiz derse ki bak babana söylerim dediği zaman iş biterdi. Bir otorite vardı diyorsunuz. Bir otorite vardı. Halbuki babamız bizi hakikaten ne dövdü, ne böyle sopayla bir dayak, böyle bir şey görmedik biz. Onun için baba her ne kadar otoriter ama şuna inanırdık. Babamız yalan söylemez. Evet. Anamız yalan söylemez. Bizi aldatmaz. Bizi aldatmaz. Biz onlara ölçü aldık. Onun için bu nesil, bu çocuklar hepimizin yeme içmeden tutun, oturmamıza, kalkmamıza, konuşmamıza, tavır ve hareketimize çok dikkat edeceğiz. Yapmadığımız şeyleri çocuklara söylemeyeceğiz. Olmayan şeyi vaat etmeyeceğiz. Evlat bizi ölçü alacak. Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden en takdir diyebiliriz. Aynen. Yani sözlerimiz tesir etmez ama bir kişinin davranışları, aynen, karşı tarafa tesir edebilir. Davranış, aynen, önemli değil mi bu açıdan? Mutlaka. Evet. Tavır ve hareketlerimizle çocuğumuz bizi örnek alacaktır. Biz babalarımızı örnek aldık. Evet. Onlar yalan söylemez diyoruz.
Mesela anacığım benim köylü çocuğuydum. Affedersin, Toroslar'ın tepesinde koyun kuzu güttürürdü. Evet. Sabahleyin belime azığımı bağlarken, o zaman 9-10 yaşları var veya yoktum. Oğlum birinin bahçesine girme, üzümünü koparma, evet, sakın elini uzatma. Bak bunun hesabı var diye her sabah anacığım nasihat ederdi. Evet. Ve o ruh ruhumuza işledi. Onun için günümüzdeki insanlarımız daha beşikteyken başlayacak, çocuklarımıza hal ve hareketimizle, tavırlımızla güzel örnek olacağız. Tatlı dilli, güler yüzü, döverek söverek de olmaz. Velhasıl oğlumuz, kızımız bizim numuneye imtisal alacak. Evet. Ölçü alacak. Anam gibi, babam gibi dedirttirecek. Evet. Böyle olursak neslimize sahip çıkarız. Yoksa al oğlum şu telefonu, al parayı, istediğin gibi gez dolaş. E bakın son 10 senedir insanımızı kadın erkek fark etmiyor. Kesmeler çoğaldı. Evet. Nasılsın diyorsun, tabanca sıkıyor. Evet. Adres soruyor, tabanca sıkıyor. Yolda sokakta kadın kız öldürülmeye başladı. Manevi yön eksildiği için Allah korkusu kalplerden gitti. İş sadece para pul maddi olarak değerlendiriliyor. Geçen bir taksicinin vurulmasın o kadar da iyi olmayacaksın falan diyor mesela. Genç bir kişi yani. Vahşetin daniskası yani, evet, ufacık çocuk torunu yaşında. Evet. Adam ekmeğini kazanıyor, parasını kazanıyor. Üşümüşsün diyor, yanıma alayım diyor. Aynen, iyilik yapıyor. Evet. Tabancayla, tüfeğiyle öldürüyor. Evet. Yani çıldırmış bir nesil. Evet. Onun için toplum olarak dönüp kendimize bakmamız gerekiyor, mutlaka, değil mi? Yani mutlaka, çok mutlaka, geç olmadan bir kendimize dönüp en azından kendi kendimizi silkelememiz gerekiyor. Mutlaka. Bir kendine gel demenin vakti geldi geçiyor aslında. Herkes kendini zaten biliyor. Evet. Çocuklarımıza bir şey vermişsek onlardan meyve bekleriz. Eğer, evet, verememişsek, nitekim geçen bir vatandaş oğlundan dertlendi bana. Daha 3-4 gün önce. Hı hı. Uyuşturucunun cezaevine mi girmişti? Bir şeyler anlattı adam. Tutukluymuş. Şunu sordum. Adam 50 yaşlarında falan. Sizin oğlunuz böyle bir, yok efendim telefonuna bir mesaj gelmiş de ondan tutuklanmış da falan filan diyor. Siz çocuğunuza dedim babalık yaptınız mı hakikaten? Saygıyı, sevgiyi, bu işlerin yanlışlığını öğretebildiniz mi? E kendi öğrenmiştir hocam diyor. E sonuçta bu işte. Sen çocuğa sahip çıkamazsan birileri sahip çıkacak. Onun için oğlumuzun, kızımızın kiminle arkadaş oluyor, gece nereye gidiyor, nereye geliyor, bunları eğitimle, bilimle, inançla, imanla ikaz ederek çocuklarımıza sahip olmak zorundayız. Onlarla da bir mesai harcamalıyız değil mi? Mutlaka, mutlaka harcayalım. Çünkü toplumun geleceği gençliktir. Gençler, evet. Bir ülkeyi topla tüfekle yıkamazsınız. Atom bombasından daha tehlikeli olan şey, neslinizi, gençliğinizi, kızınızı, oğlunuzu kendi örfünüzden, adetinizden, çalışmadan, okumaktan uzaklaştırıp başıboş bir hale getirdiğiniz zaman o devlet bitiştir. Fikri ve zihni işgal, istila diyebiliriz. Aynısı aslında yapılıyor şu anda. Evet. Onun için iyi bir örnek olacağız. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Bu çocuklarımıza ne verdik, ne alacağız, bunun sorumluluğunu yapmak, evet, zorundayız. Bu da önemli. Mustafa Hocam, tabii çok güzel konular. Sabaha kadar konuşuruz, hiç problem değil. Ama tabii önümüzdeki süreçte yine sizleri burada ağırlamak isteriz. Biz heybemiz dolu dolu programımızı noktalıyoruz. Umarız buradan kıymetli izleyenlerimize de faydalı olmuştur. Bir kelime bir kelimedir. Mutlaka. Hadi bir harfte bir harftir diyelim. Bir şeyler almışızdır ama ben buradan sayfalarca bilgiler edindiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Sizlere ve ekibinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olunuz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı çalışmalar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Evet değerli izleyenlerimiz, çok kıymetli bir isim bizlerle birlikteydi. İhlas Vakfı Denizli temsilcisi ve eğitimci Sayın Mustafa Alparslan. Kendisiyle 11 Eylül Sultanı Ramazan ayına dair Ramazan ayının önemi, fazileti, fırsatları, yardımlaşma kültürü, toplumsal ve aile hayatına dair birçok konuyu ele aldık. Merak edilenleri masaya yatırmaya çalıştık. Tabii ki Ramazan ayında olmamız dolayısıyla bu konuyu da bir taraftan da bakışımızı bu hafta buraya çevirdik ve iyi ki de çevirmişiz. Birçok kafamızda oluşan o soru işaretlerini de cevapladık diyebiliriz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı Ramazanlar, hayırlı haftalar diliyorum efendim. Hoşça kalınız.